Hepinize merhabalar. Yeni bir videoda karşınızdayım. Bu videoda evde nasıl yapboz yapabileceğinizi konuşacağız. Basit ve kolay, etkili bir yöntem öğreteceğim size. Bazılarınız biliyor da olabilir. Çocukların gelişim dönemlerine göre işte 4 parçalık, küçük yaş grubundan bahsediyorum. 2, 2,5, 3, 4 parçalık, 6 parçalık, 9 parçalık vesaire böyle artarak giden bir yapboz olması gerekiyor. Zeka gelişimini, bilişsel gelişimi desteklediğini biliyoruz. Etkili zaman geçirebilirsiniz. Ben bugün özellikle fotoğraflarla çalışacağım size. Fotoğraflarla çalışmak önemli. Görsel hafızayı desteklediği için. Şöyle göstereyim benim seçtiğim birkaç tane. Bu mesela bizim ailecek gittiğimiz bir sirkten görüntü. Ablam, Yiğit, yeğenim, Aziz yeğenim, Emir yeğenim, ben ve Barış amca, yeğenlerimin amcası. Mesela bunu kullanacağım. Küçük parça için bunu kullanacağım. Bunlar benim Konya'daki özel oyna eğlen öğren anaokulundaki eski öğrencilerimle çekildiğim eski bir fotoğrafım. Sonra bir büyük parça için mesela 6 parça için. Au. İntihar etti resmen. Sabitledik. 6 parça için bunu kullanacağım. Şekeri Mülkü ve kocası ve Görkemcimle yemek yiyorduk benim evde. İşte boy boy böyle fotoğraflar belirledim, belirledim. Şimdi onları nasıl kullanacağımı anlatacağım size. Bunun için başka ne gerekiyor bize? Eva gerekiyor. Bir paket Eva. Yapışkanlı Eva. Mesela bir tanesini seçelim. Bunların arkasında bu bir Eva böyle. Arkasında kağıt var. Yapışkan kaldırılabiliyor gördüğünüz gibi. Şimdi hangisini yapacaksam yapışkanlı Eva'nın yapışkanını böyle ayırıyorum. Ayırıyorum. Bu kısmı yapışkan çünkü. Bunu böyle koyuyorum masama ve bunları üstüne yapıştıracağım. Bunları böyle Eva'nın üstüne yapıştıracağım. Mesela yapıştırdım bir tanesini. Kenarlarına çok yapıştırmak istemiyorum. Çünkü kenarlarına yapıştırırsanız bazen Eva'nın kenarlarında yapışkan kalmıyor. O zaman kaliteli olmaz. Mesela bir diğeri de şu olsun. Bunu da yapıştırıyorum. Böyle. Bakın yapıştırdım böyle. Yapıştırdım. Şimdi bunların kenarlarından kesiyorum. Yapışkan olduğu için kesmek biraz zor. Şöyle. Mutfak makası kullandım. Normal makas da kullanabilirsiniz. Benim elime öyle kolay geldi, öyle yaptım. Şimdi böyle yapbozlar resimde yapmak neden daha güzel oluyor bence? Çünkü çocuğun kendi geçmişini de tanıması gerekiyor. Bu da bir bilişsel süreç. Bunu da yapması gerekiyor. Hem anılarını bilmesi iyi bir şey, konuşması iyi bir şey. Hatırlatmak iyi bir şey. Biz zaten çocuklarla yani mesela ana sınıfında da dönem dönem çocuklarını ana sınıfına kreşe gönderen anneler babalar bilirler. Mesela böyle kestik işte. Ana sınıfından da dönem dönem şey istenir, fotoğraflar istenir. İşte ne bileyim haftanın çocuğu yapıyorlar, ayın çocuğu yapıyorlar. Bazıları sadece işte mesela haftanın çocuğu ise tabii Eva'nın buraları yapışıyor. Şu ara ara temizlemek gerekiyor. İşte haftanın çocuğu ise mesela onun bebekli fotoğrafları bilmem neleri her şeyini istiyor öğretmen. Çocuğun bebeklikten bu yana olan halini arkadaşlarına tanıtıyor, ailesini tanıtıyor. Bu da iyi bir şey. Bu da güzel bir aktivite. Bizim de sevdiğimiz bir aktivite. Yapıyoruz da ana sınıflarında. Bütün ana sınıfları yapıyor ortalama. Ana sınıfa eğitim biraz değişik aslında. Şey gibi, her yiğidin yoğurt yiyişi gibi bir sürü öğretmen modeli var. Bazısı çok aktiviteli, bazısı az aktiviteli, bazısı müfredat öğretmeni, bazı sıra dışı. Bazı çok disiplinli, bazı ödev verir, bazı vermez. Bazı işte bir derdini anlatırsın, öğretmen sana hak verir, kimine bir şey söylersin. Canını okur. Mesela bu geniş bir şey. Bunu 6 parçaya yapabilirim diye düşünüyorum. Veya 8 parça bunun için uygun. Bunun için çizeceğim 8 parça olduğuna göre. Yani üçgen şeklinde çizebilirsiniz, bilmem ne, yani zikzaklı falan yapabilirsiniz. Ama ben çok zorlamayı düşünmüyorum.
En azından ben kendi şahsım adına söyleyeyim. Ben bu kadar zorlanmasından yana değilim. Yani bunun için çok zorlamaya gerek yok bence. Daha önce bir tane kaplamıştı. Onunla çiziyorum şimdi bunu. Ortalama bir cetvelle de düzenli bir şey çizebilirsiniz. Çizebilirsiniz. Ama ben birebir ölçü almadım. Bakın önce ortadan ikiye böldüm. Sonra bir daha ortadan ikiye böleceğim. Çizgiyle. Böldüm. Gördüğünüz gibi. Sonra bu ortadan ikiye böldüklerimi bir daha böleceğim. Böldüm. Şöyle. Bunun aynısını buraya da yapacağım. Sekiz parça oldu bu gördüğünüz gibi şöyle. Şimdi bunları kesiyorum. Zaten yapıştırmıştım. Çizgilerin üstünden kesiyorum. Yaptığım tek şey bu. Çok böyle kırt kırt yapmadan. Şimdi bu işin kolayını çıkarmışlar. Ne yapmışlar? Efendim altta resmin orijinali var. Üstte de işte bu resmin yapbozu var. Ondan sonra böyle yapıyorlar. Ama bu giriş basamak için uygun olabilir. Ama bundan sonrası hiç uygun değil. Ben velilerden aile yapbozu isterim senenin başında. İşte kibrit kutusuna yapıştırdım, şuna yapıştırdım, buna yapıştırırım. Çok zorlanırlar. Aslında anlatmasıyla birlikte 6,5 dakika. Bakın yapboz parçaları böyle oluştu. Tamam. Bunu sağlam mı olmasını istiyorum. Çok kolay, çok basit. Hemen alıyorum kendime bir tane kolibandı. Bunun gibi büyük. Simlenmiş. Kolibandını alıyorum, açıyorum. Çok basit. Hiç öyle atla deve değil yani. Velilerin gibi değil. Yiyemiyoruz. Biz yıllardır bu işi yaptığımız için size zor geliyor olabilir. Ama sadece size zor geliyor. Ne hikmetse. Bunu böyle sardık. Her şey zor zaten. Üşengeç insana. Aslında bunlar eğlenceli şeyler. Yani çocuğunla aile yapbozu yaptığını düşünsene ya, ne kadar büyük bir keyif. Onunla oturuyorsun, bir şeyler yapıyorsun ailenle ilgili. Bakın. Bunu da böyle kenarlarından aldım. Böyle. Hayatta çıkmaz artık. Geçmiş olsun. Sapa sağlam. Hepsini böyle kaplıyorum. Ne kadar basit. Masaya koydum. Bunu üstüne koydum. Kaldırdım. Bunu buradan aldım. Buraya koydum. Bunu da aldım. Buraya koydum. Bitti. Geçmiş olsun. Fazlalıklar varsa hemen şöyle tık tık alıyorum. Ya işte Eva'yla kenarından çalışınca yapışıyor ya. O yüzden kağıt makas her zaman birebir. Çünkü zaten bunun için yapılmış. Bu parça da bitti gördüğünüz gibi. Tesadüf olarak oranlar eşit olmuş. Yani tesadüf. Ben göz hesabı yaptım. Siz çok muntazam olsun istiyorsanız oturacaksınız, ölçeceksiniz. Ya önemli olan kolay olması. Kolay olması sizin için. Bir materyal yapacaksanız kolay olsun. Kendinizi böyle perperişan edip tiksinmeyin. İlla çok güzel dört dörtlük olmasına gerek yok. Mesela bunu böyle yaparsınız. Daha çok etkinlik yapabilirsiniz kendinizi çok zorlamasanız. Yani fazla eğer çok özenirseniz bitmiyor bitmiyor şey gibi. Hani sevmediğim bir yemeği yemek gibi. Çiğnersin çiğnersin yutamazsın. Büyür ya. Bu da öyle. Şimdi yapbozlar neden önemli? Nesne, hani devamlılık için önemli. Tamam, çocuk öğrenebilmesi lazım. Çizgi devamlılığını öğrenebilmesi lazım. Bunun mantığını oturtması lazım, demesi lazım ki hani bundan sonra bu çizgi gelmek zorunda. Niye? Çünkü bunun devamı yok. Çocuklarda ne yazık ki bu yok. Yapboz, labirent gibi şeyler çocukların aynı zamanda sosyal zekasını geliştirir. Çocuk bir sonraki adımı tahmin edebilir. Bir sonraki adımı. Mesela şeyler var, testler var. Çocuk tarama testleri. Çocuk tarama testlerinde labirentler. Mesela labirentler işte sosyal yaşam becerisini ölçer. Hani başına gelebilecek sorunların bir sonraki adımını bilebilir mi çocuk? Hani bunu ölçüyor. Bakın mesela kapladım. Bitti. Al sana yapboz. Bitti. Bununla çok rahat bir şekilde oynayabilirsin. Koyarsın. 8 parçalık bir yapboz.
Dörtlü, beşli, altı. Bak arkasında böyle bantladım. Bantla, bu tarafından da bantlamak isteyebilirsiniz. Olabilir. İstiyorsanız yapın. Yani bence gerek var mı? Yok. Ama istiyorsanız öyle de yapabilirsiniz. Yan yana getirince çizgiler birbirini tutuyor mu? Tutuyor. Bitti. Bu kadar. Hem kolay hem keyifli. Seveceğiniz bir etkinlik olduğunu düşünüyorum. Çocuğunuzla güzel vakit geçirebileceğiniz bir etkinlik. Haftada bir tane yapboz yapabilirsiniz. Ha fotoğrafım. Aa işte ben bu fotoğrafı harcamak istemiyorum. Bu fotoğrafın orijinali bende kalsın diyorsanız yapacağınız tek şey renkli fotokopisini çekip yapıştırmak. Bitti. Bu kadar. Bunu kartonun üstüne de yapıştırabilirsiniz. Ben Eva'ya yaptım. Eva güzel. Yumuşak. Dokusu da iyi. Kartonun üstüne de yapabilirsiniz. Biz ana sınıfında şeyin üstüne yaptırıyoruz. Yaptırdım mesela bu sene. Neydi onun? Kibrit kutusunu. Kibrit kutusunun üstüne de yapalım. Atıl malzemeden kullanmış olursunuz. Ama böyle daha kullanışlı. Hem yer de kaplamıyor. Bak bu kadar. Bu kadar. Mesela takı kutuları varsa bunu mesela bir gözüne koyarsın. O takı kutularına sığıyor onlar. Aynı yerde 8-9 tane yapbozun olur. Bunları şimdi bu 8'lisiydi. Bunu daha küçülteceksiniz. 16'lı hale getirebilirsiniz. İyi eğlenceler diliyorum. Teşekkür ediyorum. Bol bol çocuk gelişimine katkıda bulunun lütfen. Anne olmak kolay iş değil.